Shop'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Ömer, yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Ömer, merhaba. İşte biz ne konuşacağız, ne çıkacak, content çıkar mı, ne yaparız derken ilginç ilginç şeyler görüyoruz. Ee, önce bir PGL Valatçı elemeleri vardı. Elemelerde ne olacak, ne bitecek derken üstüne e, Fisher Universe 3 düştü üstümüze. Ee, bu son dönemde bir şeyler oldu hatta sürekli hadi çekelim dur şu da bitsin öyle çekelim şöyle yapalım çekelim falan derken e, Bu zamana kadar geldik biraz e, ara vermiş olduk ama neyse ki haftaya tekrar görüşürüz dememiştik Şimdi PGR Valaç'a kısmından başlayacağım e, Çünkü yani işin transfer kısmında çok bir şey yok yani şeyden bahsetmiştik zaten e, Bu Infinity'nin kadro değişikliği bir üstüne işte Secret'ta Kordon ve Kristalis e, takımdan ayrıldı ama yani şeyden yani Papi dışında kimse kalmadı e, takımda deniyordu. Artizinin boşta olması Artizi buraya gelebilir e, lafını döndürüyordu. Bumu daha önceden zaten e, gönderdiler. E, sadece oyuncu Boom değil Boom eSports'ta takımı saldı. Komple onlar artık Team Vasca ismiyle ee, devam ediyorlar. Muhtemelen bir sponsorluk arıyorlar. Ee, sonunda uzun zamandır beklenen şeyler oldu. Hani böyle klasiktir ya. Kristal Secret'tan gitsin. İşte OG Mişayı kovsun falan böyle. Bu tip şeyler sonunda gerçeğe dönüyor gibi. Ve ee, bu takımlardaki uzun süreli başarısızlıklar sonunda e, canlarına tak ettirmiş gibi. Şimdi bu olay olduktan sonra işte Secret'ın muhtemelen PGA Balaç'ı elemelerinde kadrosunda beklenmesi muhtemel bir kişi vardı. O da Artiz'i ama ne yazık ki herkes hayal kırıklığına uğradı. Çünkü e, Poppy yanına e, Shed, Adzantik ve Tobi'yi çekti. Yani bunlar e, bir 3-4 sene öncesinin böyle tier 2 takımlarının böyle başaltı takımların falan aranan oyuncuları. Özellikle Shed. Hani bir dönem acaba tepeye oynar mı Hani potansiyeli yükselir mi falan filan dedik ama hiçbir zaman seviyeye çıkamadı. Tobin'in de kariyeri tepe takla gitmeye devam ediyor. Azantik bir iyi bir kötü onun da çok bir şey diyemeyeceğim. Ee, ama yani Papin'in bu kadroyla çıkması biraz şaşırttı. Ee, bir de şey çok ilginç. Open Qualifier'ın <laughs> iyi ki e, oynandığında o kadar çok forfeit var ki ben şok oldum. Yani Bilmiyorum o listeyi e, görüyor musun? görseline de burada veririz Likopedia'dan. Yani çeyrek finalde bir e, diskualifikasyon, -e, yani diskalifiye var. Sonra e, yarı finalde hiç maç oynanmıyor. Önce Oblus forfeit veriyor. Elon in Jungle çıkıyor finale. E, diğer tarafta da Yego'ch Reborn e, Drago Kings'i yeniyor ama Drago Kings FF veriyor. Sonra finalde de Elon in Jungle alıyor Yegot Reborn FF veriyor. Yani çok ilginç bir e, ilk kısım olmuş. Elon in the Jungle tamamen İranlı oyunculardan olmuş. Yani İran stek, İran beşlisi. E, Troublemakers Reborn. Yani normalde Yegoç Reborn ismindeydi. Troublemakers Reborn diye çevirdiler. Orası da Türk oyunculardan. Avalanche, S.B. Neon, Mr. Luck, Zerkcan ve Vessent. E, bunlar kaldı. İkinci Open Qualifier'da Avolus ve Elegia. Avolus e, burada çok göze çarpan takım. Smiling Knight, Storm Zibe, Eki, Soneko. Efsane geri döndü. Soneko, Soneko diye diye adam sonunda çağırdım. Ve bu şekilde elemelere girdiler. OG'de de e, Kaori devam ediyor. E, şu an 5 e, numara olarak. E, şimdi buraya bakınca ne bekliyorsun? Ha, OG Secret. Hani en aşağı ilk 3'te falan Abi yok öyle bir şey ya. Yani evet ilk üç, hani üçüncü sırada da Secret ama yani şu elemelere bakıp şey der miydin abi? Finale Dandelias ve Avulson gelecek. Abi ben upsetleri gördükçe inanılmaz şaşırdım yani. Bir de şişt, peş peşe geldi ya Dandelion yukarıda Secret'u tokatladı. Yo şey da da bir adam... e, tokatladı yukarıda sonra Secret'u tokatladı. Düşün. Yani hani OG artı Secret. Aşağıda da aynı hareketi yapan Avulus var. Ben inanamadım yani açıkçası gözlerime. Hani bakıyorum. Hadi şimdi Avulus sağlam takım okey. Ama yani yeni toplanmış bir stek abi bu. Ne ara hani şeyi oturtturdular, formasyonu oturtturdular, iletişim oturtturdular. Ve bir de yani içeride belalı tipler de var. Yani kaptan sonayı komu burada bilmiyorum yani. Hadi Dandelion sevindiriyor. Dizayir falan bayağıdır çabalıyor yani bir şeyler yapmak için. Ama abi Secret'a böyle artizi falan gelmez herhalde ya. Yani şu an işte bir kere biz şunu konuşuyorduk. Artizi kötü durumda. Secret de kötü durumdaydı. Hani yine eski hikaye o işte artizi döngüsü işte yağmur oluyor yağıyor. de düşüyor. Oradan işte Evil Jesus'a. Sonra... Hani o hesap yine tencere kapağı oturacaktı yani. Hem Secret hem Artizi kötü durumdaydı ama Secret artık o kadar kötü durumda ki. Artizi bile tamam ben emekli olayım. Yani neyse yeni maceraya gerek yok diyebilir yani. Ben inanamadım. Valaç'a da yani event olarak büyük bir event olacak. Hani bir ciddiyetsizlik mi oldu bilmiyorum ama hani Ekim'den sonra direkt TI'den sonra. Tarih bence sıkıntı bu arada. Şimdi TI evet. e, ortasında bitiyor. Ekim başında Valaç'a var. Ve ana kadronun hemen hemen hepsi TI'da. Yani onu bu iş nasıl olacak tam bilmiyorum. Hadi yine Bükreş yakın Kopenhag ya ama Ya yani bu önce, oyuncular genelde bir, 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 ay tatile çıkar yani kafadan. Hani normalde TI sonrası hep öyle olur yani. bu turnuvaya şey gelebilir bu arada yani son dakika atıyorum TI'da gider biri gruptan çıkamaz takım patlar hani bu turnuvadan çekilmeler çok olabilir yani R roster shuffle season çünkü TI'da başlıyor en evet takımlar birbirleriyle otele dolarında konuşmaya başlıyorlar yani. Ya bu da şey gösteriyor olabilir mi ya? TI artık özelliğini kaybetti. Yani bana sanki öyle geliyor artık. Ya zaten bu haftanın gündemi full oydu. Ka ka şeyim şu hani adı değişti ya. E Road to International diye başlıyor. <laughs> evet. Sonra ro Road to International başlamasına kaç gün kalmış? 13 gün mü kalmış? Aynen. Yani. Eee pool ortada yok. Ee, şeylere cevap gelmiyor bu arada. Ee, yaklaşık işte 2-3 haftadır PGL'e mail atıyoruz. Ee, Pres, akses nasıl olacak, röportajlar nasıl olacak bilmem ne falan diye cevap yok. Şey, ISL'e soruyoruz siz biliyor musunuz diye. Vallahi biz de bilmiyoruz diyorlar. Bağlayın birini tanıdık o da yok. Hadi TIA'ya gidenler şu an Reddit'te kafa yemiş durumda. Millet yazıyor ben işte yok Brezilya'dan geleceğim şu kadar masraf yaptım. Event'te işte kapılar kaçta açılacak bilmem ne olacak hiçbir şey bilmiyorum diyor adamlar. Şimdiden evet. Kopenhag'a gidenler var. Hani önceden ufak bir tatil yapayım takılayım falan diyenler gerilmeye başlamış. Yani bayağıdır konuşuyoruz TA'nın boşlandığını hani ve önemini kaybettiğini ama bu kadar da bir anda laps diye yere bırakmak çok ilginç geldi bana yani. Tamam content yapmıyorsun okey. Yani şimdi geçen sene söz verilen hero çıkmadı bir senede. Ring Master ortada yok. Bir seneyi ve... geçiyor neredeyse yani. Yani iki ihtimal var. Ya gelmeyecek ya da ti, bu TI'nin şeyi olacak bu. Hani Ringmaster yine bir video midyeye yayınlayacaklar. Hani TI sonrası <laughs> geliyor aralıkta falan diyecekler yani. Öyle bir şey olabilir. Bir ihtimal. Ama onun dışında Valve zaten boşluyordu. PGL de boşlamış yani. PGL nasıl böyle eline geliyor? Yani bir şey de anlamıyorum bu arada. Hani bunu konuşurken PGL almasın umarım vesaire diye konuşuyorduk organizerlardan. Yani, Sonra aldı. Eline geçen her tepiyor abi bu organizasyoncu. Ben anlamıyorum ve hani bu ihaleye kimler giriyor? Talep mi yok? Niye sürekli PJ ile kalıyor? Asla anlamayacağım. Ama bilmiyorum ya. Artık TI biz gidemeden o eski TI büyüsü bitti yani. O şey falan. Yani ilk ilk 5 TI, ilk 9 TI bunların şeyi yok artık. Yani belli ki olmayacak da. Yani evet. insanlar şeye de istiyor. Content vermeyin. Battle Pass vermeyin. Ama crowdfunding'i açın. Hani biz en azından bir şeyler yapalım. Price pool biraz yükselsin. Şimdi büyük ihtimal bu gidişle 1.6 milyon fix bir turnuva olacak. Ki 1.6 milyon da bu arada kesin değil yani. O geçmiş evet. base price pull'lardan şey yapıp bunu buraya yazmışlar. Yani 1.6 yani, Battle Pass olayı çok bence biraz şöyle bir saçma. Yani şundan dolayı diyorum. Hani insanlara böyle sırf işte Battle Pass için köpek gibi para harcıyor bilmem ne işte yani para tuza. öyle bir şey yok abi istemeyen vermiyor yani hani sonuçta Battle Pass parayla alınan bir şey hani e, al, alıyorsan abi demek ki istiyorsun da alıyorsun para veriyorsun orada güzel skinler var işte immortal, immortal itemler var arkanalar var paran varsa alıyorsun abi yoksa alamıyorsun ha şöyle olabilir hani TI bittikten sonra da onlar satılabilir. Mesela şeyde, Battle Press'te olmayan şey, olan arkanalar alamıyordun tekrar. Sadece Immortal Treasure'ları sonra da e, alıp alıp satabiliyordun. Yani böyle bir şey ekstra getirilebilir. Mesela atıyorum zamanında işte Faces Void'un işte e, Razer'ın arkanasını alamadı. Sen kaldı mesela Spectre'nin Draw Ranger'ını alamadıysan kaldı. ya yani bunları mesela şey yapabilirsin ama ya hiç kontent üretmemek de çok güzel. Abi crowdfunding açtın diyelim. Niye, para verecek ki abi? Neye para verecek yani? Hani öyle de bir saçmalık var. Ya yani Battle Pass'e bu kadar söylenip para vermek istemeyen insan ortada hiçbir şey yokken para mı verecek yani? Hani bu çok mantıksız geliyor bana. Abi biraz artık acımaya başlamış sanki komünite. Hani bari biz elinden tutalım gibi bir şey var. Çünkü biraz da insanlar şeyin farkında yani. Ya şey şeyin havası çok başka abi. Mesela şimdi TIO'nda bakıyorsun. Bir, bir maç ya bir best of 3 2 milyon dolar fark ediyordu. Ya yani best evet. of 3'ü alırsan 2 milyon dolar daha kazanıyorsun. Bu bence inanılmaz bir şeydi ya. Hani seyir zevkini acayip arttırıyordu. Yani arka planda bunun olduğunu hem sen seyirci olarak biliyorsun hem oyuncu bunu bilerek oynuyor. Büyük hani... stres bir kere. inanılmaz bir ortamdi ya. izleme zevki bence hani oyun kalitesine bir şey demiyorum ama Seyirci olarak o gerginlik seviyesi o arkadaki şeyi bilmek hani o, o seyir Hı. zevki çok düştü yani o açıdan. Hani ne Artık mi? bakıyorsun 3 mü 4 mü arada 100 bin dolar fark var diyorsun yani. yani tabii üzülmez abi kimse bana. Ya şey bir de hani geçen sene e, kompendyum getirdiler. Çok mu insan para harcadı Allah aşkına? Yani harcamadı. Hatta söylendiler. E şimdi content gelmeyecek sen para mı vereceğim? Adam diyecek ki niye vereyim ki? Şimdi bu çünkü yapımcı bana küsmüş bir nevi yani beni terk etmiş hani kaderime doğru düzgün content getirsen getirmiyor hani doğru düzgün şey kozmetik göremiyoruz hero getirecekti bir senedir ortada yok haber yok international ilgili hiçbir şey yok yani ben international'ın geldiğini abi battle pass'tan anlardım ya battle pass abi international başlamadan şu battle pass'te atıyorum 300-400 level yapmamız lazım diye kendimizi abi. paralandık. paralardık peş geliyordu. Oyuna girdiğin zaman o müzik de değişiyordu ya, böyle. TI müziğine geçiyordu böyle. Ben Aynen hasta Aynen ya. Bir de şey de prediction falan yapıyorsun. Oradan bir şeyler geliyor. O an kazanıyorsun falan. İşte stickerlar bilmem neler. Talent stickerları, talent şeyleri falan oluyordu böyle. E, sesleri falan. Eskilerden geliyordu işte. lakatma tataklar bilmem neler falan. Onları sırf açmak için. Onları bile açmak için level kasıyordun yani. Hani bir kere e, Battle Pass döneminde oyuncu sayısı zirve yapıyordu. Her zaman öyleydi. Çünkü Battle Pass'ı parayla alsan da hani level'ı sonuçta kasarak alabiliyorsun. İstersen para verip level'da alıyorsun ama sonuçta kasarak level gidiyorsun işte. Ne yapıyorsun? O mağarada ilerlemeye çalışıyorsun. De i̇şte Kevin da ilerlemeye çalışıyorsun. İşte bir yandan hero hero challenge'larını falan yapmaya çalışıyorsun. Bir yandan prediction'dan geliyor. İşte bir yandan ne yapıyordun? İşte double down rank atıyorsun. Bir yandan oradan bir şeyler geliyor falan. Hani bunlar işin eğlenceli kısmıydı. Ya tamam belki istemeyen bir kesim vardır ama abi para harcamazsın biter bu kadar basit. Yani istemiyorsan harcamazsın paranı. E, bu kadar basit bir olay. Ya bu da Valve'in işine ya e, tamam o zaman madem istemiyorsun ben de uğraşmayayım canım. Sana bir tane dandik bir kompendium bastı onu da var bunu da beğenmeniz falan hiç ellemiyorum artık dedi. Ya böyle bir e, şeyde ya komünitenin abi açın da dilenci gibi para verelim falan ya ben sanmıyorum yani ben ben şahsen vermem. Hani öyle bir durum olsa vermem. Hani battle pass ver bir düzgün bir kompendium var aklımı çel abi. Yani. yani, bu kadar basit. Öyle bir formatta zaten hani, taş çatlasa price pool'u 4 milyon dolara hı. falan götürür bence. Yani onun üstü hı hı. zor olur. Ki zaten şeyde çok daratlar abi. sen dediğin gibi o Battle Pass dönemi o kadar önceden başlıyordu ki. Yani mesela Haziran'da falan başlıyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hani Tabii Haziran'da. Ve, Ve Ekim'e aylarca... kadar da Ekim'e kadar devam ediyor. Evet. Battle Pass şey e, International bitiyor bir ay daha devam ediyordu neredeyse. Aa bunun bunun sinyalleri hep vardı aslında var biliyor musun? Bunun sinyalleri ta nereden veriyor var. Eskiler hatırlar ilk Daiyrtay event'inden beri bu şeyin tembelliğin sinyali vardı. Ya bir dire tide eventi yapılmıştı ilk defa. İlk Dota 2'nin ilk Halloween eventi. İnanılmaz sevilmişti ya. Yani. İnanıl yani ben komüniteyi bir oyun modunu bu kadar çok oynarken görmedim. Yani genelde hani 50, -50 50'si beğenmez. Hani renkine devam eder. 50'si... Ya herkes oturup oynuyordu. Tabii canım. Hazır. Kod hazır. Şey hazır. Event hazır. Kaç sene geri gelmedi ya? 4-5 sene geri gelmedi neredeyse. Bak Aghanim Slabirint sonra... geldi mesela. Çok sevildi. Bir daha gelmedi sonra. Yani hiçbir şey eklemeseler aynısını periyodik bir şekilde senede bir ay yayınlasalar yine de mutlu eder yani o oyuncu kitlesine. Yine de o şeyi görürsün ya böyle, e, aktif oyuncu sayısında çat bir tane pik atar yani. Ama bilmiyorum. Heve, heves yok abi. Şimdi mesela şey şeyi de anlıyorum bu arada. Şimdi bu sene genelinde hani diğer e-sporlara falan baktığımız zaman şimdi hani sektörde yazır yatırım azaldığı için e-spor tarafını boşlayan oyunlar var. Ama şu kısmı anlamıyorum. Şimdi zamanlar iyiyken işte hani 2017-2019 para akarken şimdi Val her fırsatta oyuncu kitlesinin kafasına şunu sokuyordu. Bu benim için zevk projesi. Ben bunu istemezsem yapmam. İhtiyacım da yok. Sizi sevdiğim için yapıyorum. Kültürü seviyorum. Kültürü destekliyorum. O yüzden yapıyorum. Hani beni çok eleştirmeyin. Tarzı yorumları çok oluyor. Özellikle bu şeylerde. TI'den önce katılan oyuncularla bir toplantı dönüyor. TI öncesi vesaire işte şey üzerine. O zamanlar DPC üzerine sohbetler vardı. Ondan sonra işte daha çok sektörün üzerine vesaire. Şimdi mesela o dönem bile paraya ihtiyacı olmayan Valve şu an mesela şeyi devam ettiremez miydi? Yani bu oyunun kültürünü TI etrafındaki o kümelenmesini, geleneğini göreneğini bence devam ettirebilirdi. Ama istemediler abi. Abi Ve... bir de şöyle çok basit bir çözümü de var ya. Abi content üretemiyor musun? Üretmek mi istemiyorsun? Vaktin mi yok? Abi ya şeyi bir aç. Mesela Dota 2'yi açtığın zaman workshop'tan itemlere bak. İşte Pudge Wars, Pudge vs Mirala'lar bilmem neler. Bir sürü farklı farklı şeyler var. Hani bir dönem ben de acayip ilginç haritalar modlar falan oynuyordum. Abi burada en başarıları kim? Bunları kim yapmış? Bunları tut abi, belli bir para karşılığında content yaptır. Yani Aganip Labyrinth kadar büyük olmaz, atıyorum iki tane, iki üç tane şey yaptırırsın. Üç tane e, content creator seçersin, üç tane mini oyun yaptırırsın abi. İstediğin istediğini oynar, bilmem ne yapar. Onların ödülleri falan olur. Ondan sonra orada bir şey hoşuna gider. Bir kozmetik bir şey bilmem ne hoşuna gider. Para verirsin alırsın falan. Yani bu tip şeyler yapabilirsin. Hani madem vaktin yok abi var olanlara yaptır. Yani setleri skinleri yaptırın abi adamlar. Immortal yapmak istemiyor musunuz? Verin abi çok da güzel şeyler çıkıyor. Yani yapanlar var. Ama şey dümdüz kozmetikler oluyor. Hani ne doğru düzgün efekt koyabiliyorlar. Ne işte ikon değişebiliyor falan. Çünkü kodları yok esasen ellerinde. Abi benim biraz yetki. Madem hani siz uğraşamıyorsunuz. Komünite size yardımcı olsun. O da yok. Yani hani şey gibi. Abi ben yapmıyorsam sürünürsünüz. Kafasına girdiler. Üzücü. Zaten şey de muhtemelen şöyle uyandılar. Bu pandemi döneminden sonra dedi ki ulan e-spor arenasında millet doğru düzgün para vermiyor. Biz burada milyon dolarlar saçıyoruz. Niye vereyim abi dedi yani. Resmen oraya geldim henüz. Hani bugün işte Counter Strike'ın en büyük turnuvasında atıyorum 3 milyon dolar, 4 milyon dolar falan ödül havuzu var. İşte eee oyunlarında 1 milyon dolar, 1,5 milyon dolar falan var. Öyle oldu biz zil takıp oynuyorlar mesela. E, Tia'ya geliyorsun Dota 2'de 25 milyon dolar, 35 milyon dolar bir sene 15 kaldı o bu sene çok az ya price pool falan yani hani öyle diyoruz ödül havuzu çok düşük ya falan 15 milyon ne kardeş falan diye Babi dedi ki ya kardeşim siz bunu beğenmiyorsunuz da bak işte adamlar şey yapıyor, iyi ben de düşürüyorum dedi düşürdüm. bir de kapıyı Araplar çaldı Aa, ya biraz o zaman sen Riyad Masters yap ben de sırf e, laf olsun torbal olsun diye TIA'yı devam ettireyim dedi bu seneden itibaren de artık TIA'yı tamamen PGL'e salıyorlar yani muhtemelen eh, Valve'in doğru düzgün adı bile yetişiyor. yakında şey de olacak yani hani siz oynayın abi smurf hesaplar falan ellemiyorum ya ben ne elleyeceğim oynayın satayım. Bambam da yok. İstediğiniz kadar raporlayın diyecekler. Abi ben seneye bombayı söyleyeyim sana. Buradan prediction olsun. Genelde bizim predictionlar tutmuyor. O yüzden <laughs> hani çok çok da kimse korkmasın. Seneye abi TI invite'ları ne zaman çıkıyor işte Nisan Mayıs mı? <laughs> Ses çıkmayacak. TI var mı, yok mu, yapılacak mı, anons gelecek mi, kimler invite'lı? Bence bunlar bile salınabilir yani. Bu arada hani mesela şu an Battle Pass yok falan işte community fanlamıyor vesaire diyoruz. Çok daha tehlikeli bir durum daha oluşuyor. Bu da content üzerine. Hani bizim sevdiğimiz content creator'lar üzerine. Abi şey de yapamıyorlar artık eee voice pack'ler, otograf bilmem ne setler vesaire hmm. bunlardan çok büyük paralar kazanıyorlardı content creator'lar. Hani nereden baksan bu adamların bazen yıllık yaşam masrafları falan buradan çıkıyordu yani ve bir rekabet de vardı bu işin içinde. Herkes işte en iyi voice tane ben üreteyim, işte en iyi emoji bilmem neyi ben yapayım falan diye. Mesela bu yok. Ve hani mesela buradan ekmek yiyen kişi sayısı çok fazlaydı yani bu çok fazlaydı derken sektöre emeği çok fazla olan insanlar yani işte bunları biz TI'de şeylerini görüyorduk otograf şeylerini ama bunlar bütün sene kimisi gidiyordu mesela gece gündüz Çin maçlarını sunuyordu. Kimisi gidiyordu South Amerika'yı sunuyordu uyumadan yani. Şimdi mesela bu adamların geliri bu olmadığı için nereden baksan yani %80'e yakın düşebilir. Ve hani mesela bu sene çok kez burada dile getirdik. Yani bir turnuva var ama İngilizce kes yok. Bir turnuva var panel yok. Olmaz tabi abi. Şimdi bu neden olmaz? Bu adamlar farklı sektörlerde farklı işler buldukları için gelip burada part time olarak artık bununla uğraşamayabilirler. Yani mesela işte Kyle bıraktı abi. Şeyde şey, James Banks de gitti mesela hani e, tamamen artık Counter Strike'da adam yani başka hiçbir yere şey yapmıyor Dota'ya dönmüyor geri. Aynen öyle. Yani yavaştan talentları da kaybedebiliriz. Yani ve talentları kaybedersek yenisinin çıkmasına bir inisiyatif olmayacak. Yani oturup ben kestir olayım. Tamam ol ama şu gelir inanılmaz derecede azalmış durumda ki. Yani şimdi bunu yapmak isteyen adam gidip yani asgari ücretle bir işe girse Amerika'da onu tercih edecektir yani. O yüzden yani çok da karamsar olmasın ama Bilmiyorum ya. Hani, çok da iyi gözükmüyordu. Çok da iyi gözükmüyor. Yani çünkü şöyle bir durumda söz konusu yani. Sene hiç, hani şeyi geçtim. İngilizce kes yok, panel yok dediklerimizin dışında bazı sunumlarda da şu vardı. Ya bu nasıl bir invite listesi? Kimseyi çağırmamışlar. Evet. Yani büyük ihtimal şeye döndüğü iş yani. Mesela ya atıyorum ODPX'in istediği paralar tabii ki herkesten daha fazladır. Ve organizerlar büyük ihtimal onu da çağırmayalım abi diyor. işte bu adamların lobisi var. Yani onu çağırmazsan 5 kişi daha gelmiyor. Bu iyice zincirleme reaksiyona bağlıyor. Yani beni biraz bu korkutuyor açıkçası. Çünkü hani content adına bu sene çok turnuva oldu. Hani inanılmaz herhalde yani e, DPC'den sonra hatta ilaç gibi geldi yani. Ve hani rekabet ortamı da iyi iyi güzeldi. Hani yine Falcon dominasyonu başladı sonra o bitti vesaire. Ama yani bu kadar turnuvanın arasından content olarak sadece iki tanesi sıyrılabildi yani. Onun dışında Hı -hı. Hani aklımda çok kalıcı bir şey kalmadı çoğundan. Çünkü o artık arka plandaki emek yok denecek kadar az. Yani eskiden şeyi belki izleyenler hatırlar. Beyond the Summit'in e, ev turnuvası vardı. Hı -hı. A Summit miydi adı sadece? Aynen The Summit. Hani orada herkes eve topluyorlardı. İnanılmaz skeçler çekiyorlardı maç aralarında falan. İşte couch cast falan vardı. Herkes eğleniyordu, şakalaşıyordu falan. Arkadaşla mutfağı görüyordum bilmem ne. Yani abi ben şey inanamıyorum ya. Biz şimdi bunları görerek geldik. Hani animajor görerek geldik yani. Abi o dönem bunları gördüğümüz zaman şey diye düşünüyorduk yani. Böyle şeyler mümkünse ileride neler olacak acaba? Neler göreceğiz? Ha bunlar Bizmiş. tepeymiş. Ya bunlar bu işin pikiymiş yani biz onları evet. görmüşüz ondan beri yokuş aşağı gidiyor yani bu da insanın izleyici olarak üzüyor abi yani ben şimdi Dota seyircisiyim Dota'dan başka iyi spor neredeyse izlemiyorum ve hani zaten eskilerin üstünde şey hüznü vardır yani hani artık mesela Papi'yi işte elemeden elemeye görüyoruz çünkü turnuvaya giremiyor adam Aynısı işte Kuroki için geçerli. Artizi gitti, o gitti, bu gitti. Yani bildiğimiz isimler hepsi de yani masadan teker teker tüm dostlar eksiliyor. Eksi, eski çamlar bardak oldu derler ya öyle oluyor. Aynen öyle. Hani diyeceksin ki tamam belki en azından talentlar kalabilirdi. Bildiğimiz yüzleri o şekilde görebilirdik. Onlar da gidici gibi. Yani en sonunda kimse kalmayacak. Şey muhabbetine geri geleceğiz yani. Yıllarca 2015'ten 16'dan beri süren muhabbet. Dota ölü oyun mu? Bakalım yani... şimdi e, bu kara bulutları biraz fazla üstümüze çektik. <laughs> biraz olayı dağıtayım şeyde. E, PGL Valaçya'da yani sadece Batı Avrupa'da değil de orada Avulus. Yani Son kendi ekibiyle çıktı. Doğu Avrupa'da da ligatim e, Liga Team çıktı. Bir de ilginç bir kadro öyle çıktılar. Yani Violent Miaj, Albert Kavanje, Pantomen bu beşli e, Yellow Submarine'de e, Navi'yi de geçerek Hatta işin ilginç tarafı yani finalde Navi de Yellow Submarine'de de oynamadılar. Yani finalde Passion UA diye bir takımla oynadılar. Hiçbirimizin duymadı. Hatta o takımın ismi Passion UA bile değildi. Tim Tim Hrivnia'dı ama Passion UA onları aldı. adamlar bir anda finale çıktı ve Liga Team'i 3-1 kaybettiler. Buna rağmen yani ikinci oldular. o da çok enteresandı. Çin tarafı, Çin'de zaten dört takım vardı sadece. Oradan Azura'ya çıktı. Onlar da Team, Team Zero yandılar finalde. Fena durmuyor. Yeni Azura'ya ama gene ben çok bir şey beklemiyorum. Ee, şeyde, Güney da ilginç şeyler gördük. Mesela bunlardan en ilginci Scam and Friends takımı. <laughs> Scam'ın kurduğu bir takım. Burada da insanlar şey dedi, herhalde dediler, şeyde e, Shopify yok. Yani PGA Valacia sezon 2'de yok. Hatta kimisi şey dedi. Skem acaba ayrıldı mı Shopify'dan? Ama bana daha çok e, sanki bu Valacia'ya Shopify katılmıyor. E, o yüzden Skem geldi bu takımı kurdu. Ama Skem çıkmayı da başaramadı. E, finalde Blacklist'e kaybettiler. ya Blacklist de e, Natsumi ve Mac stand olarak oynadı. Ee, ab, şey e, Mekan Mac, Mac ve Raven oynadı. Pardon Nasr mı duruyordu? Mac ve Raven geldi. E, ee, Gavi ve Abet yerine ee, onlar yoktu. Ee, Baya böyle standing turnuvası gibi bir şey oldu bu. Ee, sonunda Blacklist International e, bileti kaptı. Burada da sorun Gabi mi deyip duruyorlar. <laughs> Bence olabilir. Ee, çünkü hiç fena oynamadı Raven. Ee, Güney Amerika'ya gelince Infinity devre devre gitti finale kadar ama sonra finalde Tim Vaska'ya kaybettiler. Tim Vaska da demin programın başında bahsettiğim gibi Boomy Sports'dan oluşuyor. Kuzey Amerika'da zaten doğru düzgün takım yok. Orada gene Apex Genesis, Greeny Sports, bir Astif diye bir takım geldi. Mason'un takımı Mason MTD, Lillink, Nukumati ve Boris'ten oluşuyor. Onlar bu sefer Apex Genesis'te finalde oynadılar. Bizim iki tane Türk'ün olduğu Green Esports, Milk'i ve Sneaky'nin olduğu finale çıkamadılar. Onlar da üçüncü sırada bitirdi. E, PGL Valatja sezon 2 e, bu şekilde. Orada zaten e, davet edilen takımlar da belli. İşte Liquid, Falcons, Spirit, Extreme Gaming, Heroic, Nouns, G2IG, Tundra, Cloud9 ve e, PSG Quest bayağı da bir takım var ya yani nereden baksanız 16 takımlı bir turnuva olacak ama dediğin gibi eğer bir kaçan göçen olmazsa e, Fisher Universe Episode 3 şu an oynanıyor. Playin çok ilginçti. Yani play'ini bilmiyorum takip edebildin mi? E, orada bir G2IG fırtınası esti. E, yukarıda e, önce eee geçtiler, sonra PSG Quest'e geçtiler. En sonunda 1-2 0 yenip e, ilk bileti kaptılar. Yellow Submarine'de bir problem vardı. Onlar lower'a düştükten sonra da çekildiler turnuvadan. Kasane yoktu. EFEN oynadı onun yerine. Sonra e oynamadığını gördük. EFEN'in de oynamadığını gördük. Antares falan stand'in oynadı ama e, onlar çekilmek zorunda kaldı. E, aşağıda da Nouns gitti gitti. Bu sefer yukarıdan düşen 1 bir de Nouns vurdu geçti. Ve e, ikisi kaldılar. Şimdi grup maçları oynanıyor. E, gruplarda da e, iki elenen takımda belli oldu. A grubunda gaming elendi. O beni biraz şaşırttı. E, Gaming'in elenişi. Önce e, dün Nouns'a kaybettiler 2-1. Bugün de Batman'a kaybettiler 2-1. Ondan çok fazla taktığını zannetmiyordum. E, zaten TR'ye konsantre olmuşlardır. E, B grubunda da e, Team Spirit çıkmayı garantiledi. Falcons'ı 2-1'le geçtiler. Ki, ikinci maçı ucundan çevirdiler yani hani inanılmaz bir şekilde çevirdiler. E, G2IG de Cloud9'a kaybetti. E, 2-0 onlar da elenmiş oldu. E, burası zaten TI'den önceki e, en büyük turnuva. Çok da price pool'u çok düşük olsa bile hani büyük takımları göreceğimiz son turnuva. Ama dikkatimi çeken her takım kendi taktiklerini göstermemeye çalışıyor. Çoğunlukla Mirana Carry, işte Windranger Carry falan deniyorlar. Normalde çok fazla görmediğimiz şeyler. Ee, ama belki TI'de de sık sık Mirana Kerry e, görebiliriz. Hatta G2I'cı offline Mirana falan da denedi. E, Earthshaker mid falan geri döndü. Bir ilginç stratejiler deneniyor. E, bakalım neler olacak göreceğiz e, devamında. Kısa kısa e, bahsetmek istediğim bazı e, mevzular var. Birincisi işte Intel Extreme Masters Könn geçti Counter Strike 2'de. Orada e, beklemediğimiz şekilde Eternal Fire çok erken veda etti. E, grup aşamasında da çok ilginç şeyler gördük. E, sol Portekizli takım inanılmaz bir başarı gösterdi. Yarı finale attılar kendilerine ama şampiyon Team Vitality'ye takıldı onlarda. E, Vitality de 2024'teki ilk şampiyonluğuna ulaştı. E, Navi'yi geçerek onları da tebrik edelim. E, LoL'de de MMA Masters'ta 4 takımla başlamıştık. Çok iyi gidiyorduk. Sonra teker teker düşmeye başladı herkes. E, sadece Papara Süperması ile Dark Passage kalmıştı. Dark Passage ilk e, elemede son 32'de e, elendi. Şey son 16'da elendi. Papara Süperması de son 8'de çeyrek finalde veda etti. E, onlara da artık yeni sezonda bakalım neler yapacaklar göreceğiz. E, ortam bu şekilde. Yarın da Rocket League e-sports World Cup'ı başlıyor. Orayı ben çok merak ediyorum. Orada neler olacak? Roketlik benim için her zaman kenarda çok önemli bir e-spor organizasyonu olarak yer alıyor. İzlemeyi en sevdiğim şeylerden, oyunlardan biri. Bakalım neler olacak? O kısmı da ben merakla bekliyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı Gökhan? Yani böyle gene bir arkadaş ya falan dediğim böyle. Bu arada bir şey gördüm. Onu da sana bir açayım. Bilmiyorum dikkatini çektim mi? Likopedia bir anda böyle aşırı genişlemiş durumda. Global eSports Games 2024 gördün mü? Şey değil mi? Dota upcoming turnuvalarda mı yoksa a genelde. Aynen aynen upcoming'de ve Europe Qualifier'da biz de varız. Hatta kadro da belli. Ee, onu da ekrana veririz. Dingo, GTI, Kertenkele, Gizli ve Stoic. Hatta yedekte Sneaky de var. Yani yedeğimiz bile var hazır. E, grupta e, Azerbaycan Macaristan, İsrail, Karadağ ve Türkiye'den oluşuyor e, onu da merakla bekleriz. 24 e, Ağustos'ta başlıyormuş e, 7 e, 7 Eylül'e kadar sürecek e, oradan da ilginç şeyler görebiliriz bilmiyorum. ESF'den önce e, muhtemelen bir Global East Sports şeyde Türkiye'ye böyle bir e, esas evente çıkarsa pektemin mutlu oluruz çünkü çok da fazla böyle rekabetçi takım yok biraz Bulgaristan iyi duruyor ee, onun dışında da e, çok şeyle gelen profesyonel oyuncuyla yine yok yani hani Bulgaristan'da da Lil Prep, Mastermind, e, Chitamayev var e, onun dışında da e, bir Macaristan'da Low Skill var bir de Serbia'da Mixa var onun dışında hiç e, şey yok. Polonya falan hiç kimse gelmiyor yani acaba ümit mi bilmiyorum. <laughs> Abi, bu, bu turnuva çok güzel bir turnuva bu arada. Yani ben bunu izlemeyi çok severdim. Abi ya başkanım, ya. Çok küçültmüşler ya. Evet. Bu eskiden birinci 250 bin dolar falan veriyorlardı sanki burada. Bu arada yarın başlıyormuş. Ben 24 bugün Bugün 23 olduğunu unutarak. Hatta şöyle bir bakıyorum. ilk maçımızı da yarın e, İsrail'le hem de saat 9'da e, muhtemelen e, çok böyle e, yenil, yenilirse eğer çok büyük tepki çekilecek bir mücadele. Muhtemelen e, ez ezi -e, 2-0 yenebilirsek İsrail'i e, herkes için çok büyük hayırlı olacaktır. Yoksa Twitter'dan muhtemelen bu 5 arkadaşımız bombardımana uğrayabilir Dota takipçileri tarafından. Abi bu arada ben şunu da anlamıyorum. Bu çocuklar yani genel işte Dingo, GTI'lar falan işte Sinikiler, Milkiler yaklaşık bir buçuk senedir koşturmadıkları şey kalmadı eee qualifier region region hı hı. kalmadı. Bu çocuklara hala birer link e, LinkedIn diyorum yani. Wikipedia sayfası yapılmadı. Evet. Kim, abi kimse yok mu ya contributor? Bu arada Wikipedia'da çok ikincidir. Ben e, 2014'te kendi Wikipedia sayfamı yapmaya çalışıyordum. Yapıyordum, yapıyordum siliyorlardı. Yapıyordum, yapıyordum siliyorlardı. Ya yani yapmışım kalsın abi. Belki ben parlayacağım yani geleceğim var. Yani bırak ya orada bir dursun. Yok. Tanınmıyorsunuz. Şeyiniz yok. Turnuva kaydınız yok. Bilmem ne. Bu çocukların kaç turnuvası oldu ya? Artık bunları bir bir, bir sayfa yapsın. İzleyenlerden varsa bu Wikipedia'ya entry girmeyi seven. Bu çocuklar artık bir sayfa ya. Lütfen birer vesikalık göndersinler. Boyutlar 16 bilmem kaç. Hani hak ediyorlar yani. İnşallah diyelim. Onlara da başarılar dileyelim buradan. Umarım bizi gururlandırırlar. Ee, bu haftalıkta böyle programın sonuna geliyoruz. Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi haftaya bir TI tahminleri yaparız gene bir tepe taklı oluruz. Bakalım TI tahminleri ve e, Fisher Episode 3'ten e, sonra Universe 3'ten sonra bakalım bir şeyler konuşacağız, tahminlerimizi yapacağız. Haftaya tekrar görüşmek üzere.